Bir önceki videoda elimizde 30 derece açıya sahip, eğimli bir düzlem üzerinde bulunan 10 kilogramlık kütleye sahip bir cismemiz vardı. Bu cisme ne olacağını bulmak için cisme uygulanan yer çekimi kuvvetini düzlemin yüzeyine paralel ve dik olan bileşenler şeklinde ikiye ayırmıştık. Dik bileşenin aşağıya doğru 49 kök 3 newton değerinde olduğunu bulmuştuk. Bu da aslında burada gördüğümüz aşağı doğru kuvvetin 98 katına eşit. Ancak daha sonrasında burada buz kütlesinin eğimli düzlemde aşağı doğru ivme kazanmadığını, çünkü düzlemin cismi desteklediğini görmüştük. Dolayısıyla burada düzlemin cisme uyguladığı karşı bir kuvvetten bahsedebiliriz. Bu kuvvet de aslında düzlemin buz kütlesini uyguladığı normal kuvvete eşit. Bunun da bu yönde giden yer çekimi kuvvetinin tam zıttı olduğunu söyleyebiliriz. Yani yer çekiminin normal kuvveti aslında düzlemin normal kuvvetiyle aynı. Bu dik yönde iki kuvvet birbirini götürür. Dolayısıyla bu cismin sabit kaldığını ve hiçbir yöne doğru ivme kazanmadığını söyleyebiliriz. Ancak önceki videoda çözdüğümüz soruda yer çekimi kuvvetinin bir bileşeninin dengede olmadığını görmüştük. Bu da düzlemin yüzeyine paralel olan bileşendi. Bu kuvvetin 49 Newton olduğunu bulmuştuk. Bu da aslında cismin ağırlığı çarpı bu açının sinüsüne eşit. Aynı şekilde burada başka hiçbir kuvvet olmadığı durumda cisim bu yöne doğru ivme kazanırdı. İvme oranını bulmak için de o yöndeki kuvveti cismin kütlesine bölmemiz gerekir. Burada sonucun 4,9 metre bölü saniyenin karesi olduğunu bulabiliriz. Ancak soruda bunun gerçekleşmediğini varsayalım. Yani bu cismin hareketsiz kalacağını varsayalım. Burada soruyu daha rahat anlamamız için iki yüzeyde buzdan olmasın. Bu iki cisim de tahtadan yapılmış olsun. Burada cismin hareketsiz olduğunu görüyoruz. Peki bu nasıl olabilir? Daha öncesinde cisim buradaki normal yöne veya bu dik yöne doğru ivme kazanmıyorsa, cisme etki eden hiçbir net kuvvet olmaması gerektiğini söylemiştik. Ancak cisim tamamen hareketsiz kalacaksa bu durumda paralel yönde de hiçbir kuvvet olmaması gerekir. Yani cismin eğimli düzlemde aşağı doğru kaymasına sebep olacak bu 49 newtonluk kuvvete karşı gelen başka bir kuvvet daha olması lazım. Bir başka deyişle cismin aşağı doğru ivme kazanmasını isteyen ve yerçekimi kuvvetinin bir bileşeni olan buradaki kuvvete karşı gelecek bir kuvvet. Peki bu kuvveti nasıl bulabiliriz? Bu soruda elimizde hareketsiz bir cisim var. Yani hiçbir şekilde ivme kazanmayan bir cisim. Peki bu kuvvet tam olarak nedir? Daha önceki sorulardan bir tahta parçasının üzerinde yer alan tahtadan bir cisimle bir buz kütlesinin üzerinde yer alan başka bir buz kütlesi arasında nasıl bir fark olacağını anladığınızı düşünüyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bir buz kütlesinin üzerinde yer alan başka bir buz kütlesi çok daha kaygan olacaktır. İki buz yüzey arasında herhangi bir sürtünme kuvveti bulunmaz. Ancak iki tahta parçası arasında sürtünme kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Sürtünmeyi azaltmak için bu yüzeyde zımpara kağıdı kullanabiliriz. Bu durumda bu cismin aşağıya doğru kaymasını engelleyen kuvvet sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti her zaman hiçbir sürtünmenin olmadığı durumda cismin hareket edeceği yönün tam tersi yöne doğru gerçekleşir. Aslında hareketten çok potansiyel ivme desek daha doğru olacak. Hiçbir sürtünmenin olmadığı durumda görülebilecek potansiyel ivme. Bu örnekte sürtünme kuvvetini nasıl bulabiliriz? Bu cismin tamamen hareketsiz olduğu, yani düzlem üzerinde aşağıya kaymadığı durumda sürtünme kuvvetinin 49 Newton'a eşit olacağını bilmemiz mümkün. Bu aslında yukarı doğru 49 Newton. Eğimli düzlemin yukarısına doğru 49 Newton. Elinizde buna uygun bir cisim ve eğimli bir düzlem varsa bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Ancak elinizde bunlar yoksa bile kuvveti bir şekilde ölçebileceğiniz durumlarda da bunu deneyerek görebiliriz. Bu noktada ilginç bir soruyla devam etmek istiyorum. Cismin eğimli düzlemde aşağı doğru hareket etmesi için cismi ne kadar itmemiz gerekir? Dediğim gibi bunu kendimiz deneyerek de gözlemleyebiliriz. Cisme 1 Newton'luk başka bir kuvvet uygulayabildiğimizi varsayalım. Burada paralel kuvvetin üstünde bir kuvvetten bahsediyorum. Bu yönde 1 Newton'luk başka bir kuvvet uygulamayı başarırsak cismin aşağı doğru ivme kazanmasını sağlayabiliriz. Bu tabii ki cismin normalde kazanacağı ivme kadar çok olmaz. Ancak cismi az da olsa aşağı doğru hareket ettirebiliriz. Dediğim gibi bunun için paralel yönde 1 Newton'luk başka bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Peki bir Newtonluk kuvvet tam olarak neye karşılık gelir? Bu kuvvet cismi az da olsa kımıldatır. Buna cismi az da olsa kımıldatan kuvvet diyelim. Bu terimi normal fizik derslerinizde duyacağınızı hiç sanmıyorum. Buradaki değeri bu kuvveti ifade eder. Yani paralel yönde cismi hareket ettiren kuvvet. Öncesinde de dediğimiz gibi yerçekimi kuvvetinin bileşeninden gelen bu yönde 49 Newtonluk bir kuvvet vardı. 1 Newton'luk başka bir kuvvetle eklenince cismi kımıldatan kuvvet 50 Newton oldu. Burada birbiriyle temas eden malzemelere bağlı olarak sürtünmeyi geçecek kuvvetin ne kadar olması gerektiğini hesaplamamız lazım. Burada bu kuvvetle sürtünmeyi aşmış olduk. Bunu şu şekilde bulabiliriz. En azından burada verilen malzemeler için bu durum geçerli. Bunu bulmak için cismi kımıldatacak kuvvet miktarıyla iki cismin birbirine uyguladığı kuvvet miktarının oranını bulmamız yeterli olacaktır. Bu örnekte düzlemin cisme uyguladığı kuvvet miktarı normal kuvvete eşit. Bu da 49 kök 3. Yani cismi kımıldatacak olan kuvvetin büyüklüğünü bu iki yüzeyin temas etmesini sağlayan kuvvet büyüklüğüne bölmemiz gerekiyor. Bu kuvvetin de 49 kök 3 Newton olduğunu söylemiştik. Yani normal kuvvetin büyüktü. Bu da az önce dediğim gibi 49 kök 3'e eşitti. Bu statik sürtünme katsayısı olarak adlandırılır. Bunu yazabiliriz. Diğer sorularda bu katsayıdan yararlanacağız. Bu katsayının farklı maddeler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ileride farklı bir kütle ve farklı bir eğimin verildiği sorular olsa da normal kuvvete göre cismi kımıldatacak kuvveti rahatlıkla bulabileceğiz. Bunu genellikle deneyerek de bulmamız mümkün. Ancak bu değeri bildiğimiz durumlarda cismi harekete geçirmek için tam olarak ne kadar kuvvet uygulamamız gerektiğini hesaplayarak da bulabiliriz. Bu örnekte bu ifade kaça eşit olur? 50 Newton bölü 49 kök 3 Newton'dan bu ifadenin 0.72'ye eşit olacağını söyleyebiliriz. Bunu yazalım. Dediğim gibi bu katsayı değeri. Statik sürtünme katsayısı. Bu değer statik sürtünme katsayısı olarak adlandırılır. Çünkü sürtünme kuvvetinin normal kuvvete oranını ifade eder. Daha doğrusu sürtünme kuvvetini yani cismin hareketsiz olduğu durumlarda uygulanabilecek en büyük sürtünme kuvvetini aşmak için gerekli kuvveti ifade eder. Cismin hareketsiz olduğu bir durumla cismin hareket halinde olduğu bir durum arasındaki farkı başka bir videoda inceleyeceğiz. Aslında çoğu durumda bu ikisinin birbirine oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı malzemeler söz konusu olduğunda cismin hareketsiz olduğu durumla hareket ettiği durum arasında sürtünme katsayısı açısından gözle görülür bir fark olacağını da ekleyelim. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Sonraki birkaç videoda sürtünme katsayılarını hesaplayacağımız daha farklı sorulara bakacağız.